Değerli misafirler, değerli doktor arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Öyle bir süreç yaşadık ki bütün paradigmalar alt üst oldu. Ne yaptı? Peki bize neler getirdi bu? Hiç yapmam dediğimiz şeyleri yapmaya başladık. 21. yüzyıl becerileri değişti. Ev işi yapmak, televizyon izlemek, uzaktan eğitim kavramları hayatımıza girdi. Wi-Fi temel bir ihtiyaç oldu. Yani bu süreçte Wi-Fi olmasa herhalde evlerde bayağı bir kıyamet kopardı. İşe geç kalanlara bile kızarken gelmeyenlere teşekkür eder olduk. Bilgisayarın ve televizyonun başından kaldırmaya, çocuklarımızı sürekli kaldırmaya çalışıyorduk. Tablet kullanmaları, televizyonun başında olmaları, EBA'yı takip etmeleri için yapmadığımız şirinlik kalmadı. Burada şunu anlamamız gerekiyor. Bu psikoloji bizi nereye getirdi? Babadan oğula geçen zenginlik yerine parayı da fikir geçiyor artık. Sahipliğin yerine erişim alıyor. Benimdir, ben bunun sahibiyim. Hayır artık. Erişebiliyorsanız, ulaşabiliyorsanız sizsiniz. Fiziki yatırım da artık bitiyor. Peki ne geliyor fiziki yatırımın yerine? Düşünceye yatırım. Gerçekten düşünceye yatırım çok ön plana çıkıyor. Artık arkadaşlar fikir para ediyor. Fikriniz yoksa hiçbir değeriniz yok. Biz yaşadığımız dünyanın şartlarını bilmezsek nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz, ne yapmamız gerektiği üzerinde bir fikrimiz olmaz. Şimdi dünya değişti, değişimler oluyor. Peki çalışma hayatında ne oluyor? Orta sınıf meslekler azalıyor. Artık üstün yetenekliler ve vasıfsız olanlara iş var. Bakın burası çok ilginç. Gerçekten orta yeteneklilere artık iş yok. Normal mühendise değil, yenilik yapan mühendise ihtiyaç var. İşe girmek yerine iş kurmak, iş icat etmek gibi inovatif beceriler para kazandırıyor. Üretebiliyor musun? Dünya bilgi stokuna bir şeyler koyabiliyor musun? O zaman sen değerlisin. Yapay zeka makinesinin yönetim kurulu olacağı bir dünya konuşuluyor. Sermayenin yerine yeteneğin ön plana geçtiği bir çalışma hayatından bahsediyoruz. Dünyadaki eğitimde ne gibi değişimler ve dönüşümler olacak? Eğitimde artık yetenekler Hacı Ömer Bey ön plana çıkacak. Yeniye, farklı olma, ezberi bozana kıymet verilen bir kişilik dönemi yaşıyoruz. O zaman yapmamız gereken, insanların mutlaka kabiliyetleri vardır. Bu kabiliyetlerini keşfetmelerine sebep olmalıyız. Eğitimde bu gelişmeler olurken yönetimde neler olacak? Müsaadenizle birkaç tane de bundan bahsedeyim. Saygı temelli bir takım yapısı oluşturulmalı. Takım oyunu şu demek, herkesin aynı yetenekte olması demek değil. Herkesin bir noktada bir yere adanmışlık ruhuyla hareket etmesi demektir. Yetkiden daha çok etki gücünü kullanmalıyız. Yetkiniz var. Eğer siz bir yerde yöneticiyseniz, ya da bir yerde, bir köyde halk hekimi yöneticiyseniz, doktorsanız yetkiniz vardır. Ama yetkiniz kadar etkiniz yoksa başarılı olma şansınız yoktur. Artık dünyada fiziksel istihdamdan çok zihinsel istihdam ön plana çıkıyor. Ne demek bu? Sizden maaş alır birisi, sizin onu zihinsel olarak, kalbi olarak orada tutmanız gerekir. O zaman bizim yapmamız gereken sadece insanları bedenen bir yerde tutmak değil, hem zihnen hem kalben o kuruma aidiyet duygusuyla bağlamamız gerekiyor. Saygı ve sevginin olmadığı yerde üretim olmaz. Onun için bizim emir yerine daha çok kalbe hükmetmemiz gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Tabii problemleri söyledik, çözüme gelirim. Benim kendimce yıllarca tecrübe ettiğim 3 şeyi söyleyeceğim. Birincisi saygı. Şimdi biz saygıyı da yanlış anlıyoruz. Saygı ne biliyor musunuz? Doğayı ve insanları bizim kafamızdaki gibi değil, oldukları gibi kabul etmek. Toplumun bazı kesimlerini gereksiz, bazı fikirleri değersiz, bazı insanları yararsız görüyorsan, o zaman biz şu anki yaptığımız işi yapmamalıyız. Yapmamalıyız. Başarıya niyet etmiş birinin gözden çıkaracağı bir kişi bile yoktur. İkincisi de sevgi. Sevgi de saygı üzerinden tarif etmek istiyorum müsaadeniz olursa.
Bir şeyi olduğu gibi kabul ediyorsak saygı demiştik. Saygı duyduğumuz varlığın fıtratına sempati duyuyorsak bunun adı da sevgidir. Sevgi üzerinde çok durmamız gerekiyor. Niye ben sevgiyi aldım? Mutlu ve huzurlu yaşamanın altında sevgi vardır. Sevgi insanın iradesiyle olan bir şey değil. Onun için sempati duymak tabirini burada kullandım. Üçüncü taşımız inovasyon. İşin temelinde fikir olacak ve bu fikrin sonucunda bir katma değer, bir sonuç ortaya çıkacak. Hangi fikrin para edeceği ya da değer üreteceği belli olmayabilir. Ama önemli olan onun sonucunda sizin bir katma değer üretmeniz. Niye bunu söylüyorum? Çünkü artık yaşadığımız asırda üretmeden ayakta kalmanız mümkün değil. Bu üretmek sadece maddi olarak bir mal üretmek değil. Sevgiyi üretmek, iyiliği üretmek, hoşgörüyü üretmek, bunu yaymak, paylaşmak, o güzelliklerle mutlu olmak. Bunların toplam hepsine ben ne adını veriyorum? İnovasyon. Peki biz şimdi kavanoza bu üçünü koyduk. Bu boşlukları neyle dolduracağız? Arkadaşlar bu boşlukları okumayla dolduracağız. Eğer okumuyorsanız, kendinizi geliştirmiyorsanız hiçbir şekilde bir hikaye oluşturmanız mümkün değil. Bakın ben her zaman gençlere tavsiyede bulunuyorum. Diyorum ki hayal gücünüzün gelişmesi için film izleyin. İç dünyanızda derinleşmek için mutlaka kitap okuyun. Çünkü kitap hem geçmiş hem de gelecek arasında köprü kuran çok önemli bir vasıtadır. Onun için okumadan kendinizi değiştirmeniz, kendinizi geliştirmeniz, insanlara, topluma, gelişmelere farklı açıdan bakmanız mümkün olmuyor. Bu süreç içerisinde aile hekimlerinin gösterdiği, gerçekten gösterdiği katma değer ve başarı takdire şayandır. Bence bir hikaye yazılmıştır burada. Ve bakın ben her zaman söylerim, hikayesi olmayan insan yarım insandır. Aksaray'daki aile hekimleri, doktorlarımız hep beraber bence güzel bir hikaye oluşturduk. Bu hikayeyi saygı, sevgi, inovasyon ve kendimizi geliştirerek daha ileriye doğru taşıyacağımızı düşünüyorum. Ve bizim bütün amacımız bu değerli misafirlerimiz. İyilik yapmak ve iyiliği yaymak. Bakın bir virüs Çin'de çıktı, bütün dünyaya bir ay içerisinde yayıldı. Böyle maddi bir virüs böyle yayılıyorsa unutmayın ki yapılan güzellikler de, iyilikler de bir virüs gibi bulaşıcı özelliği vardır. Ama buna inanmamız lazım, bunu hayatımızla göstermemiz lazım. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.